Efendim yani, araya bir insert girmek istiyorum. Peki tabii, AK Parti'nin oyları neden bu kadar çok düştü İstanbul'da? Bunu çok seçim çalışmalarında bir diğer, hata mı diğer yaptı? İllerde de düşüşler var. Bazı düşüşe rağmen kazandığı yerler var. Çok düşüş oldu. Evet. İstanbul'da düşüş sebebi bir. Sayın İmamoğlu'nu mazlum noktasına getirdiler kendi elleriyle. 16 bakan. 17. 17 bakan. Tabii. Devlet gücü, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı. Bakın televizyonlarda görünmediler, görünemediler daha doğrusu. TRT bile, yani devlet televizyonu tarafsız olması gereken, herkese eşit bir hukuk uygulaması gereken TRT bile, yani bakıyorsunuz birine 6,5 saat veriyor, ötekine 15 dakika bile vermiyor. Böyle bir adaletsizlikler ve eşitsizlikler dünyasında, toplumda ya bir dakika bir şeyler çok yanlış gidiyor bu ülkede. Büyük bir haksızlık, eşitsizlik var. Bu adaletsizliğe daha fazla oy veremeyiz dediler ve döndüler. İşte mazlumun yanında yer aldılar. Temel sebebi bu. Ama ikinci sebebini de söyleyeyim. Bu birincisi, bu evet, yetmeyebilir. Evet. İkinci sebebi ekonomiktir. Bakın 16 milyon emekli. İstanbul neredeyse 20 milyon, gündüz 20 milyona çıkıyor, pardon gündüz 20 milyon, gece 16-17 oluyor. Burada da çok büyük bir kesim var ve kesinlikle şunu net görüyoruz. Toplumun %70'i, 80'i ya açlık sınırında yaşıyor ya da yoksulluk sınırında. Peki açlık sınırı ne? Neredeyse 20 bin TL. Yoksulluk sınırı 56 bin civarında dolaşıyor. Bugün 56 bin TL her ay kazanabilen çok az aile var. Bu ne demektir? Ekonomik darboğaz, ciddi bir geçinme sıkıntısı ve büyük bir çaresizlik. Bu ne demektir? Bir şeyler yanlış gidiyor ve bunun sebebi de şu an bizi yöneten iktidar. Bu kararı sonuçta gördü toplum ve sonuçta oy yönünü hem mazlumun yanına hem de kendisi yadıyor. Kendisi zor durumda. Çare bulamıyor. Emekliye 10 bin TL veriyorsunuz, kiraların 15 bin lira olduğu bir ülkede ve kentte. Bunu toplum görmüyor mu? Çarşı pazara gitmiyor muyuz? Herkes gidiyor çarşı pazara ve görüyor orada. Yani 600 lira 1 kilo et olan bir ülkede siz 10 bin lirayla geçin derseniz, o kişinin aklıyla, fikriyle, hatta mantığıyla biraz alay ediyorsunuz demektir. Onu evet, yok sayıyorsunuz demektir. Bütün bunlar bir faturaya, az önce söyledim ya, bir faturaya dönüştü ve faturayı kesti. Evet. Seçmen faturayı iktidara kesti. Sonuç budur.